İnkar etmeleri hasebiyle fe ehleknahum, onları biz helak ettik. Bu kadar nimetleri verdiğimiz halde, her türlü imkanları verdiğimiz halde yine inkarlarına devam ettiler. O imkanların sonucu inkarları sebebiyle de biz onları helak ettik. Ama helak etmelerinin sebebi ne? Zunubihim, günah işlemeleri sebebiyle. Ve enşe'na, ondan sonra ve enşe'na, biz inşa ettik diyor Cenab-ı Allah. Ey bu inkar edenler, kabul etmeyenler ve Allah'a ortak koşanlar, şirk koşanlar ve ayetlerimizi inkar edenler, kabul etmeyenler, sizleri sizden öncekilerini helak ettik. Onlar da sizin gibi ne yapıyor? İnkar ettiler, kabul etmediler ve onları da bu husustan dolayı helak ettik. Şimdi böyle bir durumda olduğunuz takdirde bak ve enşe'na, biz inşa ettik. Cenab-ı Allah buyur ki, yani sizlere helak ettik ama sizin yerinize tekrar insanları inşa ettik, vücuda getirdik. Min ba'dihim, sizden sonra karinen, birçoğu karineler ihsan ettik. Aherine, başka nesiller yarattık. O nesillerde ki elbette ki işlerinde inkar edenler de oldu, kabul edenler de oldu. Kabul edenler mümin olarak, ne yap? İnkar edenlere karşı da birçok mukadeleye, savaşa giriştiler, hakkı hakim kılmak için. Şimdi burada önemli olan asıl mesele nedir? Hakkı hakim kılmak. Yani Allah'ın ilahi emirlerini hayata hakim kılmak, yaşamak ve yaşatmaktır. Cenab-ı Allah bizi kendi insanoğlu kendisine halife tayin etmiştir. Halife ne demektir? Yani kendi ilahi Rabbimin kendi ilahi emirlerini yaşayan, yaşatan, uygulayan kişi demektir. Öyleyse Cenab-ı Allah bizleri kendisine inabe tayin ettiğine göre, halife tayin ettiğine göre bizim görevimizde Allah'ın ilahi emirlerini yaşamak ve yaşatmak için ne yapacağız? Mücadelemizi vereceğiz. Çünkü kabul edenler de olacak, kabul etmeyenler de olacak. Kabul edenler elbette ki hakta olanlar, kabul etmeyenler de batılda olacak. Öyleyse hak ve batılın savaşı kıyamete kadar devam edecektir. Biz de müminler olarak hakkı hakim kılmak için mücadelemizi vereceğiz. O yolda yürüyeceğiz. Ki Allah bizden bak ne diyor? Yeryüzünde fitneden eser kalmayıp din, yani İslam hakim oluncaya kadar küfürle savaşınız diyor Cenab-ı Allah. Bak küfürle savaşınız diyor. Demek ki burada mümin ve kafirin elbette ki birbirlerine karşı mücadeleleri olacaktır, mukateleleri olacaktır ve bu da Allah'ın ilahi bir kanundur. Cenab-ı Allah diğer bir ayette diyor ki bazınızın üzerine ne yaptık? Savaştırarak yeryüzünde azalmasına, yani yeryüzünü fesada boğulmaması için bir yapıyı, adaletli bir yapıyı oluşturduk. Ki bugün görüyoruz ki bu savaşlar Peygamber Efendimiz'den ta bugüne kadar ne yapmıştır? Hak ve batılın savaşı devam etmiştir. Biz Osmanlı olarak, Türkler olarak İlahi Kerimatullah, Allah'ın o güzel ismini yüceltmek ve yükseltmek için ne yapmışızdır? Atalarımız bu yolda at sırtında mücadele etmişlerdir ve bize en güzel bir şekilde bu İslam'ın bayraklarını, sancaklarını yaparak biz torunlarına bırakmışlardır. Bizim de bugünden sonra yapacağımız görevimiz atalarımızın bu yoldaki mücadelesini devam ettirmek. Ama bunun tabii farklı farklı yönleri, zaman itibariyle farklılıklar arz etmesi var. Elbette ki zamanın teknolojisi, zamanın şeyi olduğundan. Onun için Cenab-ı Hak Teala yine elbette ki ileride birçok
ilim ve ifadenin de teknikler birçok şeylerin olacağını Rabbim biliyor. Onun için biz kullarına diyor ki Rabbim kafirler öyle bir siz bir silahla yapın ki kafirlerin yani batılı savunanların silahlarından daha üstün bir silah olsun. Yani bize Cenab-ı Allah mücadeleyi daim kılıyor. Hiçbir zaman için yatıp uyumamızı veyahut da birilerinden menfaatlanmamızı istemiyor. Ya hem çalışacağız hem mücadele edeceğiz. Şimdi Osmanlı'ya baktığımız zaman görüyoruz ki hem çalışmışlar hem mücadele etmişler. O biçim eserleri kurmuşlar, o biçim ilim yuvalarını açmışlar, o biçim kütüphaneler oluşturmuşlar ve bakıyoruz ki nice eserler vücuda getirmişler camileriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla birçok şeyleri vücuda getirmişler. Hem onun haricinde de savaşa katılmışlar ve at sırtından inmemişler ve her ikisini birden yürütmüşler. O da neye dayanarak? O da yine Kur'an'a bağlı kalarak yapmışlardır. Sünnete bağlı kalarak yapmışlardır. Ve Cenab-ı Allah da ne yapmıştır? 600 sene bir müddet Osmanlı Devleti bu yolda sağlam bir şekilde mücadelesini yürütmüştür. Ki bugün bizler de aynı şekilde bu yolda yürümemiz, bu yolda çaba göstermemiz, bu yolda gücümüzün yettiği kadar emri bil maruf, nehya anı münkeri yapmamız lazım. Çünkü Rabbim bizden istiyor. Biz de hiçbir zaman için boş oturmamızı, boşa melayan şeyle uğraşmamızı istemiyor. Bak ne diyor Cenab-ı Allah? Feiza talakta fensab ve ila rabbike fergab. Sakın bir işi yaptıktan sonra yoruldum deyip oturmayınız diyor Cenab-ı Allah. Yatmayın ya. Tekrar Rabbinize rağbet ediniz. Yani Rabbinize dua ediniz, ibadet yapınız, taat yapınız. Ta ki istirahat saatiniz gelinceye kadar. Yani hiçbir zaman için Cenab-ı Allah bizleri kendisinden uzak tutmuyor. Ama biz kullar nefsimize ağır geliyor. Ondan ne yapıyoruz? İmtina ederek namazlarımızı terk eden kardeşlerimiz var. Bazı ibadet taatları terk eden kardeşlerimiz var. Bunları yapmasınlar. Bak bizden Cenab-ı Allah bunları bizden istiyor. Bunu yapmamız gereklidir diyorum. Bu ayet-i kerimede bize böylece ne yapmış oldu? Yapacağımız şeyi güzelce bildirmiş oldu. Anladık, şunu anladık. Şu ana kadar yaptığımız tefsir çalışmamızda En'am suresi bize Cenab-ı Hak Teala burada ilk önce ya inzale yaratılmamızı bahsetti ve bizim için faydalanacağımız nimetleri bahsetti. Ondan sonra kafirlerin hal ve durumlarını bahsetti ve böylece bize en sonunda kendisine gerçek bir kul olma noktasında yürümemizi bildirdi. Ve böylece de inşallah bizler de Rabbimizin bildirdiği şekilde ona layık ve şeyle kul olmaya gayret göstereceğiz diyorum. İnşallah bundan sonra da fıkıh konumuz bugünkü akaid konusu olacak. Yani akidemiz, akide çok önemlidir. Bu akidede de dikkat etmek lazım. İnşallah şu anda o sorularla birlikte onlar akideden de sizlere birkaç kelime bahsetmeye çalışacağız. Evet, sorular yapılır. Biz de onu cevaplandırmaya gayret göstereceğiz diyorum inşallah. İstanbul Küçükçekmece 2 TL PSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarında canlı yayınımız tefsir dersleri, fıkıh ve akaid dersleri olarak 1 saat 15 dakikadır devam ediyor efendim. Bendeniz PSM Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır Teknik Masa olarak, ayrıca PSM Medya Grup'un yayın koordinatörümüz, dini yayınlar koordinatörümüz, ilahiyatçı yazar, PSM Medya Grup programcımız, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcımız Sebahattin Cesur'la beraberiz efendim. 2014 yılından beri Allah razı olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Hak adına, haktan yana olanlar adına, Allah'ın rızasını en büyük mertebe olarak görme adına, evet efendim, son 15 dakikamız var. 15 dakikada 5 tane sorumuz var.
Bugün akaid konusunu işleyeceğiz inşallah. Ben soruları bir özetleyeyim. Daha sonra soruları hocam bize cevaplayacak. Siz de izleyicilerimiz olarak da dikkatinizi çekeceğine inanıyorum. Allah razı olsun. Bugün çok teveccüh gösterdiniz. Müthiş bir rağbet var. Allah razı olsun, izliyorsunuz. Evet değerli hocam. Birinci sorumuz, din nedir? Din. Evet, bu konuyu inşallah anlatacağız. İkinci sorumuz, dinin vaazı hakikisi kimdir? Evet. Vaazı hakikisi kimdir? Tabii. İnsanlar vaazı din olabilirler mi? Evet. Çok önemli burası. Evet. Yine üçüncü sorumuz hocam, peygamberlerin ümmetlerinde tebliğ bittikleri dinler arasında ihtilaf var mıdır? Evet. Çok enteresan bir soru. Yine dördüncü sorumuz, hakiki dinlerin mukabili nelerdir? Hakiki dinlerin mukabili nelerdir? Evet, evet. Son sorumuz hocam, beşinci soru, 15 dakika içerisinde, iman ne demektir? Evet. Buyurun hocam, mikrofon sizde tekrardan. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Evet, akaid konumuz çok önemli. Çünkü neden diyeceksin olsan, akide siz sağlam olanın, evet amelde zayıf da olsa cennete girer. Ama ameli çok olup akidesi zayıf olursa o da cehenneme girer. Ki aslında biz bunları tasvip etmiş olan bir değiliz ama evet bir akide olarak bunu bilmemiz lazım. Akidenin ne olduğunu ve onun kuvvetliliğini bilmemiz gerekli. O bakımdan bu akide konusunu sizlerle işlemeye gayret göreyim. Din ne demektir? Ki onu hemen şöyle bir din lügata baktığımız zaman yani o lügatta tarik yani bir yol adet veya da bir adet ondan sonra adet halinde olan o demek. İtaat aynı zamanda bir itaattir din. Teslimiyet. Tabii itaat etmek. Tabii teslimiyet. Şan bir din bir şandır. Yani şan şeref. Ya yani insanı yükselten, insanı değerlendiren, insanı mücehhez hale getiren. Ki Cenab-ı Allah tabii onlar yine mesela Allah katında ne diyoruz? İnsanın en şeyi keremi takva ile olan. Bak takva Allah'a gereği gibi ibadet eden. Evet. Ve ceza. Bir de şanın karşında ceza vardır. O da ceza nedir? Hukuk konusudur. Yapılan Allah'ın gayrisindeki olan, yasak ettiği olan şeylerin gayrisindeki olan şeylere verilen ceza, verilen hükümlere biz ceza diyoruz. Çünkü mesela içki içmek yasak etmiş Cenab-ı Allah. Bu bir nedir? Yaparsa ceza. Ondan sonra kumar oynamak, adam öldürmek ve birçok şeyler cezaya giren bütün olaylar cezadır. Ki onu da Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor zaten. Peki demek ki din lügat manasında bunlara giriyormuş. Adetmiş, o tarikmiş, taatmış, şan ve ceza manalardır. Cemî edyanda ise yani istilahta cemî istilahta nedir? İstilah konusu da din salaha istilah burada salah manası doğru olan, gerçek olan manasındadır. Allahu Teala Hazretlerinin peygamberleri vasıtasıyla insanlara ihsan ve tebliğ buyurmuş olduğu bir kanunu ilahidir. Bak kanunuyla burada asıl önemli kanunuyla bir takım hükümlerin bir mecmuasıdır. Şer'i hükümlerin mecmuası. Tabii mecmuasıdır. Çünkü bir ilahi dinler, din var, bir de gayri ilahi. İlahi din aslı olan Allah'ın bize bizatihi bildirdiği olandır. Gayri ilahi beşerin yapmış olduğu kanunlardır. Beşerin yapmış olduğu bize uyunuz, yapınız, ediniz dediği hazırlamış oldukları kanunlardır. Bu Allah katında geçerli değildir. Niye? Ayet-i kerimine sabit. Bak Cenab-ı Esra'nın ve men yette gayrel İslami dinen
felen yukbele min vehve fil hasirin. İslam'dan başka hiçbir din ilahi kanun asla ve asla kabul edemez. Velen yukbele. Bak, tekidi nefi istikbarlı kesinlikle ve kesinlikle Allah gayri olan dinleri kabul etmiyor. Çünkü gayri derken Allah'ın gayrisinde kullarının hazırlamış olduğu, elleriyle yazmış oldukları, sunmuş oldukları, kendi kendilerine hükümranlık kurarak insanları illaki bizim bu yaptığımız şeye uymanızı istiyoruz diye cebri olarak uyguladıkları kanunlardır. Bunlar da gayri ilahi kanunlardır. Onun için Allah katında bu geçerli değildir. Ayet-i kerimeyle sabit. Ama ilahi dinler, ilahi din dinler demeyeceğim. İlahi din bizatihi Cenab-ı Allah'ın kanunu ilahisidir. Hocam burada çok önemli bir soru çıkıyor. İlahi dinler dersek sanki iki din varmış gibi düşünüyoruz. Böyle bir gerçek yok. Yok. Niye? Çünkü ilahi din yok oluyor ki diğer din tabii, ortaya çıkıyor. Tabii tabii. Hocam buraya bir açıklık getirelim. Aynen. İlahi din, ilahi dinler dediğimiz dersek, takdirde bu cümle bugün için doğru değil. Ama geçmişten gelen ilahi dinler diye ama öyle bahsediyor. Ha, o şekilde. Ha, evet. Semai dinler mesela. Semai dinler. Ha. Evet. Hayır. O gelen semai dinler hepsi de İslam'dı. Ama İslam'dı. Diğeri, o Cenab-ı Allah onu kolaylaştırdı.